31. Sayfa Alıştırmalar 1. Olimpiyat oyunlarına hazırlanan bir sporcu yaptığı antrenmanlarda birinci gün 12.000 metre, ikinci gün birinci gün koştuğu mesafenin yarısından 600 metre fazla, üçüncü gün ise birinci gün koştuğu mesafenin 3000 metre fazlasının yarısı kadar mesafeyi koşmuştur. Sporcu 3 günde toplam kaç metre koşmuştur? Şimdi birinci gün 12.000 metre koşmuş. İkinci gün ise birinci gün koştuğu mesafenin yarısından 600 metre fazla. Şimdi 12.000'in önce yarısını bulalım. Bunu ikiye bölersek 6.000 olur. Bundan 600 metre fazlaymış. 6.000 ile de 600'ü toplarsak 6.600 metre olur. Bu ikinci gün. Evet 6600 metre. Üçüncü gün ise birinci gün koştuğu mesafenin 3000 metre fazlasının önce 12000'in 3000 metre fazlasını bulalım. 15000 olur. Yarısı kadar mesafeyi koşmuş. O zaman 15000'i de 2'ye bölersek 7500 olur. Bu da üçüncü gün koştuğu mesafe. Bize 3 günde toplam ne kadar koştuğu sorulduğu için bunları toplayalım. Burası 0, burası da 0. Burası 11'in 1'i biri, elde var 1. Burası 16'nın 6'sı elde var 1, burası da 2 olur. Evet, 3 günde toplam 26.100 metre koşmuştur. 2. Bir otoparkta 35 sıra her sırada 51 aracın park edebileceği yer bulunmaktadır. Otoparkta 6 sıra ve 9 araçlık boş yer kaldığına göre Otoparkta kaç araç vardır denmiş. Şimdi arkadaşlar 35 sıra vardı. 6 sıra boş kalmış. O zaman 29 sıra doludur. Her bir sırada 51 araç park yapıyordu. O zaman 51 ile 29'u çarpmalıyız. 9 kere 1 9. 9 kere 5 45. 2 kere 1 2. 2 kere 5 10. Topladığımızda da 9, 7, 4, 1. 1479 araç. Fakat 9 araçlık boş yer varmış. O zaman 1479'dan 9'u çıkarırsak geriye 1470 kalır. Bir sınıftaki öğrencilerin 9'u 40 sayfa, 11'i 55 sayfa, 8'i ise 48 sayfa kitap okumuştur. Sınıftaki öğrencilerin okuduğu toplam sayfa sayısı kaçtır? Şimdi 40 sayfa okuyan 9 öğrenci var. Bunların toplamı 360 sayfa yapar. Sonra 55 sayfa okuyan 11 öğrenci var. Bunların toplamı ise 605 sayfa yapar. 8 öğrenci ise 48 sayfa okumuş. 48'i 8 ile çarpalım. Bunlar da 384 sayfa olur. Sınıftaki öğrencilerin okuduğu toplam sayfa sayısı ise 360, 605 ve 384'ü toplayarak buluruz. Burası 9 yapar. Burası 14'ün 4'ü elde var. 1. Burası da 13 yapar. Toplam sayfa sayısı 1349'dur. Şekilde verilen kahverengi çubuğun uzunluğu 15 santimetrelik cetveller yardımıyla aşağıdaki gibi ölçülmüştür. Buna göre çubuğun uzunluğu kaç santimetredir? Şimdi şuraya kadar olan kısım arkadaşlar 12 santimetre. Buraya kadar olan kısım ise bakın şöyle gösterelim. 15 santimetre. Çünkü bakın şu 0 ile 15 arası 15. Şimdi şu kısım ise 5 ile 12 arası 7 santimetredir. Toplamda ise 12, 15 ve 7'yi topladığımızda 34 santimetre olarak sonucu bulmuş oluruz. 5. Aşağıdaki tabloda görseldeki haritada gösterilen bazı illerin birbirine olan uzaklıkları yaklaşık olarak verilmiştir. Tablodan yararlanarak bir problem kurunuz. Kurduğunuz problemi çözünüz. Problemimiz şu şekilde. Ahmet Sinop'tan yola çıkıp Giresun'a, Mehmet ise Rize'den yola çıkıp Giresun'a gitmiştir. Ahmet'in toplam gittiği yol Mehmet'in toplam gittiği yoldan kaç kilometre fazladır? Şimdi Ahmet'in gittiği yolları hesaplayalım. Sinop Samsun arası 155 kilometre, Samsun-Ordu arası 150 kilometre, Ordu-Giresun arası 45 kilometre. Bu üçünü toplarsak, burası 10, burası 15, burası da 3. Yani 350 kilometre olmuş oldu. Şimdi Mehmet'in gittiği toplam yolu bulalım. Rize ile Trabzon arası 75 kilometre, sonra Trabzon'da Giresun arası da 135 kilometre. Bu ikisini topladığımızda, 210 kilometre yapar. Şimdi Ahmet 350 kilometre gitti. Mehmet 210 kilometre gitti. Ahmet Mehmet'ten 140 kilometre daha fazla yol gitmiş oldu. 33. sayfa birinci bölüm değerlendirme soruları. 1. Yukarıda verilen pembe kartlardaki sayılar üs. Mavi kartlardaki sayılar taban olacak şekilde 4 tane üslü ifade yazılacaktır. Buna göre yazılacak üslü ifadelerin değerleri toplamı en az kaç olabilir? Şimdi tabanlardan en küçüğü 1. Üstlerden de en büyüğü 5. 1 ile 5'i alalım arkadaşlar. Bunun sonucu 1 olur. Sonra 2 ile 4'ü alalım. 2'nin 4. kuvveti 16. Daha sonra 6 ile 3'ü alalım. 6'nın küpü 6 çarpı 6 çarpı 6 216 yapar. Son olarak da 7 ile 2'yi yaptığımızda yani 7'nin karesi 49 olur. Şimdi bunları toplayalım. 216, 49, 16 ve 1. Topladığımızda 22'nin ikisi elde var. 2, 8 ve 2. 282 buluruz. Doğru cevap C şıkkıdır. 2. Yukarıda verilen eşitliğe göre kare eksi üçgen farkı kaçtır denmiş. Şimdi bakın üçgen toplama işleminin üzerine dağıtılmış. Burada 8 çarpı 19, 8 çarpı kare. O zaman üçgen 8 olmalıdır. Kare de 13 olmalıdır. Bakın burada 13 var. Dolayısıyla 13 eksi 8, 5'e eşittir. 3. Görseldeki spor kompleksi dikdörtgen şeklindeki yürüyüş yolları voleybol, basketbol, futbol sahası ve tenis kortundan oluşmaktadır. Yürüyüş yolları kısa kenar uzunlukları 10 metre, uzun kenar uzunlukları 35 metre olan dikdörtgen şeklinde 4 eş yoldan oluşmaktadır. Buna göre ifadelerinden hangisi ya da hangileri doğrudur denmiş. 1. Basketbol sahasının metrekare cinsinden alanı 35 çarpı 35 eksi 10 işlemiyle bulunur denmiş. Şimdi basketbol sahası bakın burada. Şimdi yürüyüş yolları birbirine eşitmiş. Uzun kenarları 35, kısa kenarları da 10 metreymiş. Şimdi arkadaşlar bakın şurası 35. Demek ki basketbol sahasının uzun kenarı 35 olacak. Şurası 10 olacağı için burası da 35 eksi 10 olur. Yani basketbol sahasının kısa kenarı. Dolayısıyla bakın şu işlemle basketbol sahasının alanı bulunabilir. 35 uzun kenar, 35 eksi 10 da kısa kenar. Bu doğrudur. İkinciye bakalım. Futbol, basketbol, voleybol sahalarının ve tenis kortunun alanları birbirine eşittir. Evet bu ifade de doğrudur. Çünkü hepsinin uzun kenarları 35. Bakın buralar 35. Kısa kenarları da 35 eksi 10. Yani 25 olmuş oluyor. Dolayısıyla bu 4 tane spor sahasının alanları birbirine eşittir. 3. Yürüyüş yollarının alanları toplamı futbol sahasının alanına eşittir denmiş. Şimdi futbol sahasının alanını bulalım. Kısa kenarı 25, uzun kenarı 35. 25 ile 35'i çarpıyorum. 5 kere 5, 25 elde var 2. 5 kere 3, 15. 2 de elde 17. 2 kere 5, 10. 2 kere 3, 6. 1 de elde 7. Toplayalım. 5, 7, 8, 875 metrekare çıktı arkadaşlar. Futbol sahasının alanı. Şimdi yürüyüş yollarının bir tanesinin alanını bulalım. Yürüyüş yollarının uzun kenarı 35, kısa kenarı 10. Çarptığımızda 350 buluruz. E 4 tane yürüyüş yolu var. 350 ile de 4'ü çarparsak 0, 0, 14 olur burası da. Yani 1400. Bu yanlış oldu arkadaşlar. Yürüyüş yollarının alanları toplamı 1400, futbol sahasının alanı ise 875 birbirine eşit çıkmadı. Dolayısıyla bu ifadelerden 1 ve 2 doğru olduğu için doğru cevap B şıkkıdır. 4. 218 davetlinin katılacağı bir toplantı salonunda 4 kişilik 38 masa vardır. Davetlilerin ayakta kalmaması için masalara ilave olarak 3 kişilik en az kaç masaya daha ihtiyaç vardır? Şimdi 38 masaya 4 kişi oturursa toplam 4 kere 8 32 elde var. 3, 4 kere 3 12, 3 de elde 15. 152 kişi yerleşir. 218'den 152'yi çıkardığımızda 66 kişilik boş yer kalır. Şimdi 3 kişilik kaç masaya ihtiyaç olduğunu bulmak için 66'yı da 3'e bölersek 22 masaya daha ihtiyaç olduğunu buluruz. 5. Azra Hanım aracıyla saatte ortalama 75 km hızla 4 saat boyunca yol alıyor. Azra Hanım aynı yolu 3 saatte gidebilmek için aracının hızını saatte ortalama kaç kilometre artırmalıdır? Şimdi 75 km hızla 4 saatte giderse bu 300 km'ye eşit olur. Aynı yolu 3 saatte gidebilmesi için bu sefer 300'ü 3'e bölersek hızını 100 km yapması lazım. Ne kadar artırmalıdır diye sorulmuş. O zaman 100'den 75'i çıkarırsak 25 kilometre artırmalıdır. 6. Harçlıklarının bir kısmını biriktiren Alper'in 5 tane 200 TL, 6 tane 100 TL, 3 tane 50 TL, 9 tane 10 TL, 7 tane 5 TL ve 5 tane 1 TL'si olmuştur. Buna göre Alper toplam kaç TL biriktirmiştir? Şimdi 5 tane 200 TL'si varmış. 5 ile 200'ü çarparsak 1000 lira yapar. 6 tane 100 lirası varmış. %6'yı çarparsak 600 yapar. 3 tane 50 lirası varmış. 3 ile 50'yi çarparsak 150 yapar. 9 tane 10 lirası varmış. Bu da 90 lira yapar. 7 tane 5 lirası varmış. 7 kere 5 35. 5 tane de 1 lirası varmış. Bu da 5 yapar. Alper toplamda 1600. Alper toplamda 1000 artı 600 artı 150 artı 90 artı 35 artı 5 1880 TL para biriktirmiştir. 7. Yukarıdaki numaralandırılmış toplar numaralandırılmış kutulara aşağıda verilen kurallara göre sırasıyla atılacaktır. Topun numarası kutulardan birinin üzerinde yazan sayının karesi ise o top o kutuya atılır. Topun numarası kutulardan birinin üzerinde yazan sayının küpü ise o top o kutuya atılır. Buna göre 3 numaralı kutudaki topların numaraları toplamı 5 numaralı kutudaki topun numarasından kaç fazladır? Şimdi 4 2'nin karesi olduğu için arkadaşlar 4 buraya atılacak demektir. 8 2'nin küpü olduğu için buraya atılacaktır gene. 9 3'ün karesi olduğu için buraya atılacak. 16 4'ün karesi olduğu için buraya atılacak. 25 5'in karesi olduğu için buraya atılacak. 36 6'nın karesi olduğu için 27 3'ün küpü olduğu için arkadaşlar buraya atılacak. 36 6'nın karesi olduğu için buraya atılacak. 64 4'ün küpü olduğu için buraya atılacak. Şimdi 3 numaralı kutudaki topların numaraları toplamı 9 artı 27 36 yapar. 5 numaralı kutudaki topun numarası 25. Bunların farkı ise 36 eksi 25 11'e eşittir. 8. Yandaki görselde bir sinemadaki film seansına ait giriş ücretleri verilmiştir. Sinema salonunda 35 tam ve 40 indirimli bilet alan seyirci vardır. Buna göre seyircilerden elde edilen bilet geliri kaç TL'dir? Şimdi tam bilet 120 lira. 35 tane tam bilet satılmış. 120 ile 35'i çarptığımızda 200 TL olur. İndirimli bilet 75 liraymış. 40 bilet satılmış. 75 ile 40'ı çarptığımızda 3000 olur. Toplam gelir ise 4200 artı 3000 7200 TL'dir. Doğru cevap D şıkkıdır.